Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün burada sizlerle birlikte Huawei'nin önümüzdeki günlerde satışa sunacağı saatlerine bir ön bakış atacağız. Hemen baştan belirtmek istiyorum. Bu sadece bir ön bakış videosu arkadaşlar. Yani saatlerin özelliklerini biz öyle derinlemesine girmeyeceğiz. Sadece tasarımından ve yeni gelen özelliklerden sizlere bahsedeceğiz. Sonrasında ise saatler elimize ulaştığında kapsamlı bir inceleme videosuyla karşınızda olacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten Huawei akıllı saat denildiğinde hem Türkiye'de hem dünyada en önemli oyunculardan biri haline geldi. Ve ülkemizde de gerçekten çok seviliyor. En çok satan modellerinden bir tanesi de GT serisi arkadaşlar. Huawei GT serisini yeniledi. Şu anda önümde görmüş olduğunuz cihazlar GT 5 modelleri arkadaşlar. Burada kadınlar için geliştirilen modeller var. Erkekler için geliştirilen modeller var. Bir de Pro varyantındaki modellerimiz mevcut. Zaten dış tasarımlarına baktığımız zaman saatlerin kadınlar için geliştirilen bu saatler kendilerini direkt olarak belli ediyorlar arkadaşlar. Bunların çerçevesi 41 mm. Erkekler için geliştirilen saatler ise 46 mm. Ayrıca şu da var. Kadınlar için geliştirilen saatler erkekler için geliştirilen saatlere nazaran çok daha ince arkadaşlar. Şöyle tuttuğum zaman aradaki farkı sizler de net bir şekilde görüyorsunuz zaten. Tabii ki bu durum batarya kısmına biraz yansımış durumda. Basit bir şekilde örnekleyecek olursak mesela kadınlar için tasarlanan GT5'in şarjı bir hafta rahat bir şekilde gidiyor. Ama söz konusu erkekler için tasarlanan bu 44 mm saat olduğunda şarj süresi de 2 haftaya kadar uzuyor ki günümüzdeki pek çok akıllı saat biliyorsunuz 1 gün 2 gün gibi pil sürelerine sahip. Dolayısıyla burada Huawei rakiplerine fark yaratmaya devam ediyor arkadaşlar. Bunu size net bir şekilde belirtebiliriz. GT5 serisiyle birlikte gelecek olan modellerden bir tanesi de arkadaşlar Huawei'nin D serisindeki yeni saati. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Huawei ilk tansiyon ölçebilen akıllı saati piyasaya sürmüştü. Huawei D1 olarak. Bu saat arkadaşlar gerçekten içerisinde bir tansiyon aleti taşıyor. Şu kordon kısmı şişiyor. Nabzınızdaki basıncı hissederek bunu çeşitli sensörler vasıtasıyla ölçümlüyor ve tansiyonunuzu size gösteriyor. Halihazırda piyasadaki bazı saatlerde arkadaşlar tansiyon ibaresi mevcut. Yani baktığınız zaman tansiyon ölçtüğünü iddia ediyor. Fakat burada çeşitli verileri toplayarak bu verilere dayalı bir tansiyon gösteriyor sizlere ki bu da zaten çok yanıltıcı olabiliyor. Bunu size baştan belirtmiş olalım. Yani burada D2 modelinin apayrı bir yerde konumlandığını söylemem gerekiyor sizlere. D1 modeli dünya genelinde 1 milyondan fazla satmış. Özellikle tansiyon hastaları bu saate çok ilgi göstermiş arkadaşlar ki bir de şu var, parantez içinde belirtelim. Pek çok tansiyon hastası, gerçekte tansiyon hastası olduğunu bu saati satın aldıktan sonra öğrenmişler. D2'ye baktığımız zaman tasarımın bir hayli değiştiğini görüyoruz. Yani mesela GT serisine baktığınızda önceki modellere nazaran ufak değişiklikler var. Ama D2'ye baktığımız zaman arkadaşlar bir önceki saate göre muazzam değişiklikler söz konusu. Burada aslında Huawei biraz da kısa süre önce satışa sunduğu Fit 3'e biraz selam göndermiş gibi. Yani tasarım bana Fit 3'ü bir hayli anımsattı. Saatin yan tarafında bir health tuşu var arkadaşlar. Bu tuş aslında tansiyon ölçümünün kısa yol tuşu. Yani siz bu tuşa bastığınız zaman direkt olarak tansiyonunuzu ölçebiliyorsunuz. Tabii ki burada çeşitli kurallar var. Örneğin kolunuzu şöyle tutmanız lazım vesaire. Yani tansiyon aletinde tansiyon ölçerken nasıl kolunuzu sabit tutmanız gerekiyorsa belli bir pozisyonda yine D2 ile tansiyon ölçerken de bazı pozisyonlara dikkat etmeniz gerekiyor. Zaten saat burada sizi uyarıyor arkadaşlar. Yani kolunuzu şöyle tutun, değiştirin, pozisyonunuzu şöyle alın, kolunuzu biraz daha yukarı kaldırın gibi yönlendirmeler yapıyor. Ve bu sayede rahat bir şekilde ne yapabiliyorsunuz? Tansiyonunuzu ölçebiliyorsunuz. Bu tansiyon tuşunun hemen üstünde dönen bir touch tuşumuz mevcut. Gerçekten güzel bir tasarıma sahip. Dediğim gibi Watch Fit 3'te de benzer bir tasarım söz konusuydu. Bu tuşa basarak menüye girebiliyorsunuz ve menüdeki çeşitli seçenekler, çeşitli egzersizler, sağlık göstergeleri arasında rahat bir şekilde dolaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Tekrardan ben GT serisine dönmek istiyorum. Şimdi GT serisinde bizleri ne gibi yenilikler bekliyor? Biraz bunlardan bahsedelim dilerseniz. Şunu söylemek istiyorum ilk olarak. GT 5 serisinde bir de Pro modelimiz var arkadaşlar. Pro modeli tabii ki sizin de tahmin edebileceğiniz üzere daha üstün özelliklere sahip. Basit bir şekilde bunu örneklendirecek olursak GT 5'in kadınlar için tasarlanan modelleri
modelleri 41 milim. Ama Pro modeli mesela 42 milim arkadaşlar. Erkekler için tasarlanan modelde ise boyut olarak bir değişim bulunmuyor. İkisi de 46 milim. Yani GT5 serisindeki normal modellerde 46 milim, Pro modelde yine 46 milim olarak karşımıza çıkıyor. Evet, gelelim arkadaşlar saatlerimizin teknik özelliklerine. Huawei Watch GT'de 1.43 inçlik AMOLED bir ekranımız var. Çözünürlüğümüz ise 466x466 ve 326 ppi'lik de bir piksel derinliğimiz mevcut. 41 milimlik kadınlar için tasarlanan modelde ise 1.32 inçlik AMOLED ekranımız var. Çözünürlüğümüz yine aynı. Piksel derinliğimiz ise biraz daha derin, 352 ppi'lik bir piksel derinliğimiz bulunuyor. Daha çok erkekler için tasarlanan standart 46 milimlik saatlerde arkadaşlar blue, brown ve black olmak üzere, yani siyah, kahverengi ve mavi olmak üzere 3 farklı renk seçeneği mevcut. Fakat kadınlar için tasarlanan standart 41 milimlik modele baktığımız zaman bizleri 5 farklı renk ve kordon seçeneğinin karşıladığını görüyoruz. Malum kadınlar biraz daha böyle farklı elbiselerle, farklı saatler, farklı kordonlar takmayı seviyorlar. O yüzden Huawei de bunu düşünerek kadınlar için tasarladığı saatlerin tasarım yelpazesini biraz daha zengin tutmuş diyebiliriz. Dayanıklılıktan bahsedecek olursak arkadaşlar IP69K sertifikası ile geliyor ve 5 atmosfere kadar da suya dayanıklı. Burada süper sert cam kaplama mevcut ki bu da önceki seriye göre çok daha dayanıklı bir ekranın bizleri beklediğini gösteriyor arkadaşlar. Özellikle spor modunda ve egzersiz modlarında pek çok yenilik mevcut. Örneğin golf sahaları vesaire ekleyebiliyorsunuz. Daha doğrusu Huawei zaten bunları saatin içerisine eklemiş. Yani bazı golf sahaları, ki bu sahalar içerisinde Türkiye'den çeşitli sahalar da mevcut, bunların haritalandırmasını Huawei yapmış ve saatin içerisine eklemiş. Siz de eğer golf sporuyla uğraşıyorsanız direkt olarak bu haritalandırma üzerinden golf sahasının neresinde olduğunuzu, nereye doğru, nasıl bir açıyla vurabileceğinizi vesaire saatinizden bakıp görebiliyorsunuz. Bu gerçekten şimdiye kadar görmediğimiz bir özellikti arkadaşlar, ki bunu da ilk getiren Huawei oldu. Bunun haricinde dediğim gibi egzersiz modlarında, özellikle açık havada yapılan egzersiz modlarında çeşitli yenilikler mevcut. Bu yeniliklerin tamamını sizlere ben incelememizde detaylı bir şekilde zaten anlatacağım arkadaşlar. Dediğim gibi bu bir ön inceleme videosuydu, bir ön bakış videosuydu. Burada 46 milimlik erkek saatleri ve 41 milimlik kadın saatlerini ilk kez biz de sizlerle beraber gördük. Önümüzdeki süreçte bu saatler Türkiye'de satışa sunulacak. Fiyatları hakkında şu anda bir bilgi yok ama inceleme videosunda muhtemelen fiyatları da sizlerle paylaşmış olacağız. Şu var zaten arkadaşlar, Huawei bildiğiniz gibi öyle çok yüksek etiketler sunan bir firma değil. Dolayısıyla bu noktada baktığımız zaman yine bu saatlerin de uygun fiyatlarla Türkiye pazarına gireceğini söyleyebiliriz. Eğer bu saatler hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bizlerle videonun altında yorum olarak paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bizler de elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.